adresini de biliyorum. Cebimdeki telefonumla her şeyi araştırıyorum. Bunun için benim 60 yaşında olmam gerekmiyor, 70 yaşında olmam gerekmiyor. Bugün bana geçmişten bahsedip de benim çocuğumun geçmiş... Osmanlı'dayken sınırları kimse... Ben Osmanlı'da değilim. Ben Osmanlı'da değilim. Ben şu an Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkedeyim. Anlatabildim mi? Ben Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Benim gözümde hiçbiri. Benim çocuğum bugün eğer 15 milyar kiralık bir ailede oturuyorsa benim için hiçbiri. Hiçbiri abi. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün 22 Ocak 2024 saat 13. Sultanbeyli Meydanı'ndayız. Seçmenlerimize İBB seçiminde oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz? Yoksa Murat Kurum'a mı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. 2019 belediye seçimlerinde AK Parti %59 almış. Cumhuriyet Halk Partisi %16'ya yakın almış. Diğer partilerde Saadet Partisi, HDP ve Büyük Birlik Partisi de hatırı sayılır bir oy almış. Bakalım bu anketimize sonuçlar ne çıkacak? Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. İBB'de Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum efendim? Ben Sultanbeyli'ne, ben Murat Kurum'a veriyorum. AK Parti iyi insanlar. Peki Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Murat Kurum depreme çok gitti. Çok koştu. Biz yardım etmeye çok gittik. Ekrem oğlu balık yemeye gitti. Bunu duysunlar. Niye? Mamas kılmayan insanda mamas kılınmaz. Bunu... Tamam Murat Kurum teşekkür ederim. Allah razı olsun. Efendim Sultanbeyli Meydan'dayız. İBB'de Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Aşağı yukarı 7-8 senedir takip ediyorum. Murat Bey iyi çalıştı. Depremlerde. Bakanken iyi çalıştı. Dürüst olduğunu düşünüyorum. Çalışkan ve dürüst olduğu Murat Kurum. Murat Kurum diyor. Teşekkür ederim. Yani abi Ekrem İmamoğlu derim ben. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Abi buyur. İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor abi? Yani şu anki metro çalışmaları abi iyi gidiyor. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Efendim buyurun. Daha yeni başladı. İnşallah daha da güzel olacak. Peki İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor? Metrolar geliyor. Metrolar. Çocukların sütleri geliyor. Eyvallah. 4 yaşında, 4 yaşına kadar çocukların. Annelerden cilesi ya. Evet, hepsi geliyor. Onlar. Peki biliyorsunuz abi çok yaşıyor. Tabii. İmamoğlu mu kurum mu? Kurum mu kurum? Neden kurum? Ben onu seçiyorum. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? O daha yönetir. Eyvallah. Murat Kurum mu? Yo İmamoğlu tabii ki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Aklımıza her şey geliyor. Hizmetleri geliyor. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ ol, teşekkür ederim. Memleket nere? Memleket Ağrı abi. Ağrı'ya selam. İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklımıza çalışma geliyor. Çalışma. Teşekkür ederim. Saygılar. Abi siz de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çalışkan, dürüst. Peki aklınıza ne geliyor Murat Kurum deyince efendim? Her şey geldik, güzellik geldik. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çalıştığı için İmamoğlu. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Murat Kurum. Neden Murat Kurum efendim? Murat Kurum belki biraz daha verimli olabilir yani. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza ne geliyor? Hizmet geliyor. Ne gelecek? Çalışacak, hizmet yapacak. Yani bunu bekletimiz hizmet yani. Hizmet geliyor, aynen. Evet. Kurum. Neden kurum? İmamoğlu ne yaptı? Neden kurum? Ne yaptı İmamoğlu? Tamam ne için kurum? Hizmet için. Hizmet için. He. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ne gelir? İnsan adam hizmet gelir, çalışır. Teşekkür ederim. İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? Kurum efendim. Kurum neden efendim? Kurum hizmet yapacak bize. Peki aklınıza ne geliyor Sayın Murat Kurum deyince? Sayın Murat Kurum'uza hizmet geliyor. Murat Kurum. Neden kurum efendim? Ya çünkü İmamoğlu 4-5 senedir iktidarda ama şey yapmıyor. Yok ya senelerdir geliyoruz gidiyoruz aynı. Murat Kurum herhangi deyince aklınıza ne geliyor? Şey yok. Hizmet geliyor. Kurum olabilir. Murat Kurum'a yazalım. Evet. Neden Murat Kurum efendim? Ya İstanbul'un sorunlarını bir o ancak halleder yani. O ancak halleder. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. İBB seçiminde oyu Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı? İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu? Görüyorum ekmek aldık yiyor gidiyor bak. Hoş bulduk nasılsınız? Sağ, teşekkür ederiz inşallah. Sağ olun. İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? Sonuna kadar İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu? İmamoğlu can baba ya bu kadarını söylüyorum. Gerçekten yani bire çocukların geleceğini düşünen bir insan. Aklınıza ne geliyor Sayın İmamoğlu deyince? Ya her şey geliyor her şey yani adam hani bir dürüst bir adam ya konuşmasından belli yani. O yüzden tebrik ediyorum dürüstlük geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim iyi çalışmalar. Murat'a.
Neden Sayın Murat Kurum? Ondan başka yok, göremiyorum ben. Peki, Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? AK Parti geliyor. Ekrem İmamoğlu'na mı Murat Kurum? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Çünkü onun gerçek dürüstleri ortada. Murat Kurum 20 yıldır buradadır. Yapması, çalması, çırpmaları bir oldu. Daha bundan sonrası ne olacak? Adamlara TOKİ verilen söz değil mi? Doğru. Nerede TOKİ'nin hakkı, hukuku nerede kaldı? TOKİ mağdurlar var diyorsunuz. Ya dünyadır arkadaşım. Yani bunu eğer bunu bilmiyorlarsa yazıklar olsun bu millete. Peki. 100 lira aldı maaşlarına zam yaptı. Geldi abele gariban. Kendini bilmeyenlerdir bunlara. Kendini bilse hakkını bilirler. AK Parti diyor kaç para verdiler sana? Emekli? 1500 lira 2000 lira vermiş. Şükür ulan vermesin. Namerttir ki adamlar size bu maaşı veriyor. Hiç vermesin diyorsun. Ya tabii canım. Abi Ekrem İmamoğlu. Şükür. Ulan şükür mü kaldı? Ölüyorsunuz be. Açlıkta nefesiniz kokmuş. Halen şükür. Demek ki memnunlar. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Dürüstlük geliyor. Şeffaflık geliyor. Gerçekleri söylüyor. Adamın önünü kilitlemişlerdi. Adama dedi topal ördek ya da bunun ötesinde var mı? Adam Hristiyan mı? Türkiye'ye hizmet eden bir vatandaş. Bırak önünü. Yapmıyorsa kitle önünü. Ama sen önünü kilitlemişsin. Topal ördek deyip de durdun. Bu millet bilmiyorsa yazıklar olsun. Ne diyeyim? İmamoğlu mu kurumu? İmamoğlu. Neden? Neden İmamoğlu? Çünkü AK Parti var. AK Parti'ye oy vermek istemiyoruz. Eyvallah. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Adam yapıyor, her şeyi yapıyor. Dürüst. Abi gel biraz bakalım. Murat Kurum Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu tabii. Neden Ekrem İmamoğlu efendim? Dürüst, çalışkan, genç, atik, çalışkan, dürüst. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Dürüstlük. Evet. Kazanır mı Ekrem Bey? %100. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Abi iyi be. Sultanbeyli Meydan değil mi burası? Evet, Sultanbeyli Meydan. Bugün 22 Ocak 2024 saat 13 civarı Sultanbeyli'deyiz. Belediye seçimi yaklaşıyor. Bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta Murat Kurum. Siz oyunuzu kime vereceksiniz efendim? Ben Murat Kurum'a vereceğim. Neden Murat Kurum efendim? Yani 5 yılını kaybetti İstanbul Büyükşehir İmamoğlu'yla beraber, evet. Peki, Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Yani TOKİ geliyor, işte emlak konut geliyor. Mağdur vardı biraz da, bir sürü mağdur var. Valla bir sürü iş yaptı, yani birkaç tane de mağdur olur. Yani öyle bir şey varsa eğer. Evet. Öyle bir şey varsa ben AK Parti'yi destekliyorum. Murat Kurum'a. Murat. Neden Murat Kurum? Abi Murat Kurum çok iyi bir adam. Bu Türkiye bu diyor emekliye 2,5 lira verdi. Emekli ne yapacak o parayla diyor. Ya sen emekli misin? Verir abi, ben emekliyim. Memnun musun onlardan? Memnunum. Ya Allah bereket versin diye. Ne diyeyim? Ne yapacak? Yine yapar zam bize. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Murat Kurum deyince çalışma geliyor, özgürlük, her şey geliyor. Teşekkür, merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. İBB'de Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu efendim? Murat Kurum diyorum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum çünkü muhafazakar olarak Müslüman bir kesime daha yakın. Peki. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Valla Murat Kurum deyince şöyle. Hadi siz de gelin. Yani geçmiş döneme bakacak olursak hizmetleri, yani yaptığı şeyler. Sizden önce biri değil, TOKİ mağdurları var dedi, emlak konut mağdurları var dedi. Sözünde durmamış, ben niye ona oy vereyim dedi. Ne dersiniz ona? Nasıl anlamadım? Dedi ki TOKİ bir sürü kişiye söz vermiş, yapamamış konutları, mağdur etmiş. Orada başarılı olmamış, ben Büyükşehir'de niye ona oy vereyim dedi. Ya protestlerini görüyoruz YouTube'dan videolarını dedi. Ya belki şimdi onun şeyini bilemiyorum ama ben Murat Kurum'un yani geçmiş şeyde bakacak olursak Murat Kurum daha iyi yapacağına inanıyorum. Eyvallah, yani. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Efendim merhaba. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hiçbirini de istemiyorum. Neden? Evet, ikisi de gitsin. İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz, Murat Kurum'a mı? Murat Kurum. Murat Kurum'a vereceğim. İmamoğlu. Neden Murat Kurum efendim? İmamoğlu 5 sene oldu değil mi? Beş seçim sene. Ha. Seçim. Ne yapmış? Eyvallah. Yok, ne için Murat Kurum'a veriyor? Bizim İmamoğlu ne yaptı diye sorumlu. Ne yaptı Murat Kurum'a? Evet. Ya onu deneyeceğiz. Bakalım o biraz daha çalışkan geliyor bize. Ekrem İmamoğlu'na verdiniz mi o hiç daha önce? Vermedim. Vermedim. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ne geliyor? Ulaştırma ne bakanlığı yapmıştı? Çevre Şehircilik. Şehircilik Bakanlığı yapmıştı, evet. Yani Murat Kurum daha çalışkan bir adam. Öyle görüyorsunuz. Öyle görüyoruz. Teşekkür ederim. Efendim tek tek geleceğim. Merhabalar. Merhaba. İmar edecekse kurum eder. Tamam. Murat Kurum İmamoğlu. Çünkü hem kendi branşı hem de daha önce bir deneyi var. Tamam. Sahaya inmesini iyi biliyor. Murat Kurum'a vereceksiniz. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Murat Kurum dedim, İstanbul'un yıkılıp yeniden yapılması aklıma geliyor. Bana İmamoğlu ya benim. Neden
Ekrem İmamoğlu daha mı iyi yapar diye veriyorsun? Ya ben efendiliğini seviyorum adamın. Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Yani insanlık geliyor yani. İnsanlık. Çok teşekkür ederim. Heh. Ekrem İmamoğlu abi. Neden Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu başka seçenek yok abi. Başka seçeneğimiz mi var? Murat Kurum var. Yok abi Ekrem İmamoğlu. Ne olsa olsun Ekrem İmamoğlu. Kim derse. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi her şey diyor abi. Adam hak etmeni veriyor 5 TL'ye. Şu anki baştaki adam veriyor 8 TL'ye. Yani 3 şu an bu devirde mesela 3 TL veya 5 TL 5 TL'dir yani. Tabii. Mantıken asgari ücrete bak, verdiği kiraya bak. Zor. Mantıken yani İBB'den başka Ekrem İmamoğlu başka kimse yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla çalışma geliyor, başa ne geliyor? Çalışma, teşekkür ederim. Raportaj yaptım, bir daha yapayım şöyle. Şimdi İmamoğlu, İmamoğlu deyince onlar topal ördek dediler. Doğru, yapacağız. Bu kadar zulme, bu kadar ülkeyi soymaya, bu kadar haksızlığa, bu kadar hukuksuzluğa, bu kadar adaletsizliğe rağmen eğer hayalen İmamoğlu direniyor ise topal ördekler kanatlı ördek olup uçacağız. Kura düşünüyoruz ama bakalım. Kurma? Evet. Tamam. Efendim İBB'de İmamoğlu. Nedeni yok. Peki İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma hırsızlık gelmiyor. Canımız öyle istiyor. Eyvallah. Hemen nasılsın? Abi nasılsınız? İyi sağ ol. Memleket nereye? Karabük. Karabük. Ben orada askerlik yaptım. Evet, jandarma teğmendim. Abi İBB'de Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Şimdi yeni gençlere... Yeni. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Daha önce de İmamoğlu'na mı verdiniz? Hayır. İlk kez vereceksiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Murat Kurum'a vereceğim galiba ama vermeyeceğim. Daha doğrusu oy kullanmayacağım. Oy yok. Oy yok. O sen Ekrem mi diyorsun? HDP'yi. Benim partim dese ver veririm. Dese verme verme. Abi bir dakika İmamoğlu mu kurum? İmamoğlu. İmamoğlu. Aklına ne geliyor İmamoğlu deyince? İmamoğlu iyi bir adam. Ona vereceğim. Abi o İmamoğlu öyle. Sen kime veriyorsun? Ben de Murat'a veriyorum. Murat Kurum eyvallah. Merhaba. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum efendim. Neden Murat Kurum? Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Murat Kurum deyince güzel bir insan. Memleketin çalışıyor. AK Parti barış sürecinde PKK ile konuştu. O sıkıntı değil mi? AK Parti ile konuştu. AK Parti ile konuştu ama mecliste duruyorlar. Bizim paramızı alıyorlar. PKK'ya yaslanıyorlar. Tamam sıkıntıysa mecliste çıkarsınlar. Mecliste çıkarsınlar mecliste ama yasak kanun var yani kanunlara. Kanun varsa kanuna uyacaksın yani. Kanuna uyacaksın da ama o kadar da olmaz ki sen Türkiye Cumhuriyeti maaşını alıyorsun, PKK'yı savunuyorsun. Askerlerimiz ölüyor. Murat Kurum'a yazık, teşekkür ederim. Ne? Kardeşim buyur. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İyi adam. İmamoğlu güzel. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi gel. İmamoğlu deyince çok güzel. Hizmet geliyor. Hizmet. Sorduk ona. Tabii ki de İmamoğlu geleceğimizi düşünen başkan. İmamoğlu. Neden? Kaç yıldır burada ya abi? Biz de CHP'liyiz biliyor musun abi? O yüzden ona vereceğiz. İmamoğlu mu kurum? Yani Ekrem İmamoğlu abi. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi yani inşaat abi burada kaç senedir yani metro inşaatı yapılıyor abi. Metro yapılıyor. Şey yani bizim yani 150-200 liraya aldığımız yemeği abi 40 liraya veriyor abi yani. Aldı onlar razı olsun yani abi. Onun için yani. Aynen abi. Yiyor musun orada yemek? Aynen abi yiyorum abi. Hemen her gün yiyorum abi. Burada anket yapıyoruz abi. Hemen her gün orada yiyoruz abi. İBB kent lokantası abi 40 lira. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Memleket nereye? Memleket Tokat. Hangi kanal bu? İstanbul TV. Kaç yıldır Sultanbeyli'desin? Valla 89'dan beri bir fil buradayım maşallah. Yani. Maşallah. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Valla şu an ben kararsızım Ustam ya. Kararsız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. İmamoğlu. 100 defa İmamoğlu. AK Parti'de baktık. İmamoğlu. Tayyip Erdoğan televizyona çıktı ya diyordu en düşük maaş 10 milyon. He. Buyurun 7.350 liradır benimki. Öyle mi? Öyle. Ha, ben Erdoğan şirketine koydum. Artacak herhalde daha. Ne zaman artacak? 6. ayda dedi zam geldi. Ne oldu? Yine aynı 7500 12. aya kadar aldık. 12. ayda dedi zam geliyor. Yine 7500 ile diyor önümüzdeki 6. aya kadar idare edin. 6. ay geliyor yine. Ya yine yılbaşıya kadar idare edin. Kendi milletvekillerine de geldi %90 zam. Kendi saraya geldi %85 zam. Emekli kızgın mı efendim? Emekliye geldi. Emekliyi de ikiye ayrıldı. Sen memursun, sana bu para. Sen işçisin, sana bu para. Peki bu işçi
bu Türkiye'de yaşamıyor mu? Aynı markete gidiyor, aynı fırına gidiyor. Aynı gidiyor. Bu market bu Türkiye'de yaşamıyor mu bu işi? Peki abi Ekrem. SSK Baykur bu Türkiye'de yaşamıyor. Yaşıyor. Peki memur. Memur okumuş, tamam okumuş. Maaşını devlet verdi mi? Verdi. Orada memurluğunu yaptı mı? Yaptı. Orada emekli oldu mu? Oldu. Memurluktan maaşını alıyor mu? Alıyor. Peki ayrımcılık, ayrımcılık çok. SSK'da çalışan. Diyelim bu adamın şirketi var. Bu adamın şirketinde çalışıyor. Peki bu adam onun maaşını veriyor. Onun sigortasını yatıyor. Onun yanında emekli oluyor. Emekli olduktan sonra ya sen şirkette emekli olmuşsun sana emekli maaşı yok. Ya bu hangi kitapta yazıyor? Peki. Hangisinde yazıyor? Bana onu göster de ben de onu okuyayım da bilin ki. Doğru. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İBB'de Murat Kurum. Neden efendim? Neden? İmamoğlu ne yaptı abi? Ben giremem ona. Bilmiyorum. Peki Murat Kurum, Murat Kurum. Şunu yaptı de. Tamam. Ya şimdi saysam 5 saat diyecek avukatı gibi olacağım. Diyor ki tamam. 400 bir hane ücretsiz taşıdım. Evet. Sultanbeyli metrosuları 10 metro aynı zamanda başlattım. Kent ormanları yaptım, meydanları yaptım. 10 saat sayıyor. Ben şimdi sana onu mu sayayım? Sayıya ne da yaptın? Nereye görmek yaptın abi? Yapılan yerleri bir tutun. Bir, ikincisi ben İmamoğlu'na da kızgınım. AK Parti'ye de kızgınım. Neden kızgınım? Bak yine Murat Kurum niye dersen en azından tanınmış birisi yaptıkları ya %10 Ekrem %90 yapacaklarına bedel. Bu İmamoğlu kadar tanınmamış. İmamoğlu'nun tanınmış %93 onunki %10. Abi İmamoğlu tanınmış da ne tanınmış Allah aşkına ne gördün de ne tanıyalım ki? Eyvallah. Allah Allah. Ne merhaba. Biraz gelin lütfen buraya. Neden? Çok güzel çalışması var. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Çalışmak geliyor. Çalışmak geliyor. Neden efendim? Çünkü İstanbul'un çok büyük bir kentsel dönüşme ihtiyacı var. Onu da yapacak olan tek kişi o. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Murat Kurum şehircilikten anlayan, şehirden anlayan bir kişi geliyor. Yani. Bu kurum efendim? Kurum. Neden Sayın Kurum? Kurum her zaman için benim için daha değerli. İmamoğlu ne yaptı ki buraya? Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şurayı, burası büyük şehire bağlı. Evet. Ana arter. Ha ana arter büyük şehir. Allah'ını seversen söyle. 4 yıl içinde şu ana arterde ne yapmış? Kırık malzemeleri mi düzeltmiş? Efendim bir şey yapmaya gidip tertemiz biz gördük. Hiç vallahi ben temiz görmüyorum. Her taraf kırık. Kaç defa şikayet etmişim. Kaç defa şey yapmışım. Peki efendim Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Abi dürüstlük geliyor. Çevre Bakanlığı çevre geliyor. Güzel çevre sizden geliyor. Sizden önce biri değil TOKİ'de bir sürü mağdur var dedi. TOKİ mağduru var dedi. Ya boş ver. Onlar bu şey var. Algı operasyonu Türkiye'de en çok geçerli olan operasyon. Hoş geldiniz efendim. Tamam, İmamoğlu. Neden efendim? İmamoğlu dürüst. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma ne geliyor? Hanımefendi buyurun. Aklıma ne geliyor biliyor musun? İstanbul'un geleceği geliyor. İstanbul'un geleceği. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Ben teşekkür ederim. Efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Biraz çıkın lütfen kameranın önünde. Vatanımıza, milletimize hangi sahiliz olursa olsun. Peki bu biraz topu taca atmak olur. Kim hayırlı? Siz kime oyunuzu vereceksiniz? Vallahi sana şunu söyleyeyim. Her iki tarafta yorum yapamam. Ama sadece dediğim ki vatanımız milletimize hayırlı olan neyse olsun. Kararsız yazacağız. Teşekkür ederim. Artı Sultanbeyli AK Parti'ye vermeyecekler. Ben bunu açık başında söyleyeyim. Çünkü nedenini soracak olursanız bir dondurmacı adam geldi bu Sultanbeyli Belediye Başkanlığı yaparsalar AK Parti kaybeder. Evet. Benim dondurmacı kötü bir şey mi yani? Adam... Dondurmacı bize mimar lazım, bize mühendis lazım, bize değişim lazım, bize dondurma lazım değil. Ya öyle mi? Kadrosunu kurar yani illa onu olmak zorunda mı? Kadrosunu kurar, salgı bir kadro yani illa o mimar olmak zorunda değil ki bence. Bak ben tanımıyorum. Siz düşüncenize katılmıyorum ama ben tanımıyorum yani. Tanımadığınız için bilmiyorum, ben çok iyi biliyorum. Eyvallah, çok yaptım, yıllarda ürettim. Ne? Nasılsınız Zeytinburnu'na? Çok teşekkür ederim. Efendim İBB seçiminde Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden Sayın İmamoğlu? Dürüst insan, düzgün insan. Peki, çalışıyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dürüstlük geliyor. Dürüstlük. Çok teşekkür ederim. Onun dışında bir şey daha söyleyeyim ben. Sultanbeyli'deki adayı sormuyorsunuz galiba. Hani Sultanbeyli kalemizdir. Bakın Sultanbeyli kalemizdir deyip ağaç koysak kazanır sözü var ya. Evet. Bu milletin ağaç olmadığını bu millet şimdi gösterecek. Ağaç koysak. Yani ben o konuda yorum yapmayayım ama şu kadarını söyleyeyim. İyi değil mi efendim? Nasıl diyor? İşte halk ne diyor? Yani. Yani şu çok önemli bakın ağaç koysak kazanır işi bitti. Ağaç koysak yok. Halka sormak lazım. Evet. Sormamışlar mı? Bilmediğim için soruyorum. Sormamışlar mı? Halk tarafından sevmeyen birisi mi? Vallahi ne diyor vatandaş? Sormuşlar mı vatandaşa? Bilmiyorum ki.
Hiç kimseye sorulmamış. Ama İmamoğlu'yla alakalı net olarak söylüyorum. Dürüst insan, düzgün insan, bu memleketin öyle insanlara çok ihtiyacı var. Kolay gelsin. Hüseyin Keskin'i değiştirdiler. İyi mi oldu, kötü mü oldu, ne düşünüyorsunuz? Yani burada kişilerin değişmesi önemli değil. Sistemin değişmesi lazım. Yani, tabii gelen hep kendine çalışıyor. Sultanbeyli'nin sorunları belli. İstanbul'un en geri kalmış ilçesi. Öyle mi düşünüyorsunuz? Tabii metro gelecekti. Mesela İmamoğlu'nun bir metro vaadi vardı. İmamoğlu da bazı baskılara rağmen. Ama İmamoğlu da Tayyip Erdoğan'ın bir diğer versiyonu. Yani peki, o da efendim, İBB seçimi kıran kırana geçecek diyorlar. Bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta kurum. Siz Sultanbeyli'de ikamet ediyorsunuz. Oyunuzu İmamoğlu'na mı, kuruma mı? Kime vereceksiniz? Ya şu an ben belli değil. Yani ikisi de... O zaman teşekkür ederim. Yeni AK Parti'nin yeni adayı. Murat Kurum hakkında olumlu şeyler düşünmüyorum. Yani bu kentsel dönüşümde... Yok, yeni Sultanbeyli'nin adayı. Sultanbeyli adayı çok halk tarafından sevilen biri değil. Yani ilçe başkanlığı yapan biri. Niye koydun? Burada halkın sorunlarını bilen birinin aday koyulması gerekirken halkın hiç gündeminde olmayan biri, sadece Hüseyin Keskin'in eski ekibinden olduğundan dolayı Hüseyin Keskin Sultanbeyli'ye gereken hizmeti yapmadı. O yüzden ilçe başkanı olduğu için bence onu ön plana çıkardılar. Ya o da kimin yine Ankara'da veriliyor bu kararlar. Burada halk bir teyammül yoklaması yapıldı mı? Halkın görüşleri dile alındı mı, alınmadı? Yani beğenmez oy vermesin. Ya o değil bak, Türkiye'nin genel sistemi nedir biliyor musun? Sistem hatası. Yani burada Ali Veli Recep sorunu değil. 59 almış 2019'da. Şu an %40 bile alamaz bu adamla. Bak bunu seçimden sonra görüşürüz seninle. Bu videolar kayıtta efendim. Evet, seçimden sonra görün bu. Bir de ülkenin genel ekonomisi hakkında konuşalım. Yani sadece belediye konuşmayalım. Batıyor muyuz, batıyor muyuz efendim? Batıyor şu an ülke. Bakın ne dedi? İlk geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan... Bakın yok, bir dönem ne yaptı? Kamerayı kapat. Bakın hacı amca. Yanıma gel. Kamerayı kapatıyorsun. Yanıma gel. Bak ilk geldiğinde ne dedi? Faize karşıyım dedi değil mi? Evet, nas faiz. Faiz nas dedi. Yüce Allah'ın emirleri varken sana bana ne oluyor dedi. Faizi düşürdü. Ekonomi iyice batırdı. Ondan sonra tekrar ne yaptı? Faizi yükseltmeye başladı. Şu an halk tamamen tefecilik sistemine alışmış. 1 milyon lirayı bankaya yatırıyorsun, 46-47 bin lira para alıyorsun. Emlak sektörü durdu. Ama düşmüyor. Duruyor, ne fiyat düşmüyor? Ya düşmez bu sistemde. Bu yüksek enflasyonda nasıl düşer bakın. Alım gücü olan insanlar gidip alıyor. Ama alım gücü olmayan, kameranın önündesin bakın. Alım gücü olan adam gidip yatırım olarak alıyor. Ama adamın eğer geliri varsa, sağlam bir müteahhitse dairesini ucuza satmaz. Şu belli bir efendim, bu kadar yanlış var ise 8 ay önce bir seçim oldu. %52 oy aldı. Demek ki halk memnun. Yani halk memnun değil abi. Bak halk gerçekten, diğer röportajda da size söylemiştim. Bizim toplum araştırmıyor, sorgulamıyor. Partiyi din gibi savunuyor. Bu parti din değildir. Hiç kimse İslam dininin temsilcisi değildir. Peygamber Efendimiz'in yaşantısı var, hadisler var. Eğer İslam'ı gerçekten görmek istiyorsan Peygamber Efendimiz'in yaşantısına bakacaksın. Tayyip Erdoğan bugün ak dediğine yarın kara diyor. Faiz haram diyor. Diğer bir gün kendi çıkarına ters geldiği zaman faili eleştiriyor. Bırak şimdi, ben de AK Parti'ye oy verdim hacı amca. Gerçekleri söyleyin. Sen bir 10 bin lira emekli maaşı alıyorsun. Ülkede Sultanbeyli'de 15 bin liradan aşağı kiralık daire yok. Halen gelmiş bunu savunuyorsunuz. Kentsel dönüşüm diyorlar. Bak Sultanbeyli'de benim abim müteahhitlik yapıyor. Bir binanın ruhsatı 1,5 yılda çıkmıyor. 1,5 yılda. Bak depremin yoğun olduğu bir dönemde 1,5 yılda bir binanın ruhsatı çıkılıyorsa bu binalar nasıl kentsel dönüşüme girecek? Abi bilmiyorum, içeriye veriyorsun ruhsatı, 1,5 yıl insanlar bekliyor ya. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Binalar hep çürük. Halka yardımcı olması lazım. Halkı, herkesi faize alıştırdılar abi. 2 milyon adam, bak geçen daire alacaktı benim arkadaş. 2 milyonum var diyor. Ben diyor daire alıp 12-13 bin liraya kira vereceğimi, 117 bin lira diyor ben faizden para alıyorum. Ben mi çıkardım? Faizi %47'ye ben mi çıkardım? %47 kim yaptı? Öyle deme, öyle deme ya. La yapma böyle arıyorum ya. La son akıl zamanı yaşıyoruz. Az. La Tayyip Bayım yoktu bak. Ya bırak, bir deprem vurdu. Evet, yine Allah sahibi götürdü. Allah'tan kork. Hacı beni öldürdün sen ya. Allah'tan kork be. Gitti. İsrail. Kese konuşayım ben. Senin devam etsin. Aynen devam ediyorsun işte. Hacı sen bana şiddet uyguladın. Senden davacıyım. Bana vurdun. Abi kameranı desiniz. Ya Allah'ım seni ne kadar güzel yarattı ama konuştukları sana etti. Hayır. Bağırmadan konuş. Bak ideolojik olarak. Şekerim hayır. Bazı haksızlıkları görün ya. Bağırma ya. Sen
Müslüman olsun. Elhamdülillah. 15 bin lira. Bazı gerçekleri görün ya. Burada halk partiyi din gibi savunmaması lazım. AK Parti'nin yanlışları varsa yanlışları söylen Hacı abi. Bunu bir din gibi savunmayın ya. Yanlışlarını. Beni daime çıkarmayın şeytanlar ya. Sen ne diyorsun ya? Hacı abi sen kaç lira emekli maaş alıyorsun? Yapma beni ya. Yani bazı yanlışları görün Allah için artık. Yani Müslüman adam bir parti tutar. Öbürlerin yanlışları futbol takımı tutar gibi Müslüman adam partiyi tutmaz. Devam ediyor aynı. Hangi muhalefet? Konuşma hakkın yok mu tipi devam. Bilir misin? Nasıl yok da? Abi İmamoğlu'na mı Murat Kurum'a mı? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Öyle işte. Hem İmamoğlu'na Murat Kurum'a mı? Kime vereceksin? Valla abi İmamoğlu'yu hakkını kaybetti. Biz geçen kızdık verdik. İmamoğlu kesinlikle hakkını kaybetti. Niye hakkını kaybetti? İstanbul'a sahip çıkmadı, düştü yollara. Kardeşim, abi kurum İmamoğlu mu? Biz ondan vermiyoruz. Şimdi Murat Kurum tabii. Şimdi Murat Kurum deyince aklına ne gelir? Murat Kurum gelir deyince aklına ne gelir? Abi bu belirttiği için Murat Kurum geldiğinde inşaat yapar. Adamın düzenli görünüşü var, tarihi var, her şeyi var. Aklından taşıyorum, sen ne diyorsun ya? Sakin ol, mümin sakin ol. Ya bu insanlar bizim anammış. Amerikan bizim, Rusya bizim, dünya insanı. İnsanlar bizim ama şeytanları bizim değil, dünya şeytan idare ediyor ya. Her devletin arkasında çene devlet var ya. Biz Rusya'da çalışıyoruz. Amerika'yı, bak Hacı amca. Rusya'da çalışıyoruz sonra bütün bakın, sabunlar, her şey, şampuanlar Rusya'da geliyor bize. Bu ne olacak? Sübhanallah, sübhanallah. Ben ne zamanda AK Parti'ye verdim, ben ne zamanda AK Parti'ye verdim. Ya kardeşim hayır. Ya la ilahe illallah de subhane gündü gündü mine zalimin ya. La ilahe illallah de subhane gündü gündü mine zalimin. Fazla oluyor herhalde. Siz İBB'de İmamoğlu mu kurum? İmamoğlu. Neden? İmamoğlu doğru de en az çalmaz. İmamoğlu çalmaz. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Aklıma bir şey gelmiyor. Sadece ben onu istiyorum. İnsanlar şunu bilmesi lazım Hacı amca. Hacı amca. Bak devletin dini adalettir. Bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede adalet kişiye göre ise bak. Eğer bir ülkede gerçek anlamda adalet yoksa kim gelirse gelsin. Sistem bak şu an belediyelere de girin. Büyük şehire de bakın. Türkiye'nin her yerinde liyakatlı bir alım yok. Kimin adamı varsa gelen yandaşını işe alıyor. Liyakatlı olan insanlar işe giremiyor. Demiyor ki mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Sultan Mehmet birini işe alırken sen Ermenisin, Yahudisin diye bakmıyor. İşin liyakat ehli olan kimse onu getiriyor. Peygamber Efendi hicrete giderek şerif var. Her işi ehline verin. Bunlar her işi ehline vermiyor. Reise biat edene veriyorlar. Yalakalık yapana veriyorlar. Mihmandar müşrik. Aynen öyle, evet. Ya işi yapanın kimse ona vereceksin. Şimdi bir iş yerine usta lazım olduğu zaman işi bileni alacaksın. Yargıtay ve Cumhuriyet Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Cumhurbaşkanının işine geliyorsa onu uyguluyor. İşine gelmiyorsa ben Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum diyor. Böyle bir şey yok. Kanun herkesten üstün olacak. Cumhurbaşkanı da aynı olacak, bir çöpçü de aynı olacak. Cumhurbaşkanı kanunu kendi çıkarına göre yönettiği için ülke şu an yoksullukla ve yokluğa mahkum edildi. Bir kira olmuş 15 bin lira. Emekli maaşı 10 bin lirayken bir ülkede kira 15 bin liraysa bu ülkedeki insanların zihniyetini düşünmek lazım. Bir kira emekli maaşından fazlaysa halk halen bu hükümeti savunuyorsa ben o halkın gerçekten zeka seviyesini sorgulamak gerekir. Kitap okumuyor, araştırmıyor, sorgulamıyor. Bütün basını ele almış. Basın her şeyi söylüyorsa algıyla, yalanla her şeye inanıyor. Her şeye inanıyor yani. Şimdi bakın halk şu an AK Parti, bak AK Parti bir dakika, şu an bir şey diyeceğim, noktalayacağım. AK Parti şu an emekliler, bak emekliler şu an AK Parti'yi eleştiriyor. Emeklilere seçime doğru bir 5000 lira verecek. Herkes tekrar AK Parti'ye oy verecek. Adam yıllardır aynı algıyla, aynı yalanla halkına nasıl kandıracağını iyi biliyor. Halk da gerçekleri görmüyor. Yani parti din gibi savunmayın ya, bu yeter artık. Çok iyi konuştun. Tebrikler. Ne olacak? Ne olacak? Bela sürsün, devam etsin. Oyma yok. Yani ben emekliyim, kirada oturuyorum. Benim halimi alamadınız mı bugüne kadar? Bir kadar çalışma, yat. Bir daire alamadınız mı? Kiradayım diyor. Yok, böyle adalete hiç beğenmedim. Beğenmiyorum da. Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz işte. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla şu an bir şey diyemem ama... Aa güzel kızım, biz konuşun. Kızım söyle. Dedi ki devletimize adaletli insanlar gelsin. Devletimize adaletli insanlar gelsin. Soru kısa, İmamoğlu. Peki. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu dediği zaman bir tek yaptıklarıyla değil, İmamoğlu'nun şu andaki siyasi görüşü bütün toplumu, bütün insanları ayıştırmadan... Kucaklıyor. Kucaklıyor. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum efendim?
Murat Kurum tabii ki ya. Tamam, Murat Kurum efendim, deyince aklınıza ne geliyor? Ne iş yapmış bana göster. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ben güveniyorum o adama. Eyvallah. Durmadım abi, soru o değil. Tamam, bizim bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Bakan geliyor. Peki size sorarım. Sultanbeyli'nin sorunu nedir efendim? Bak, Sultanbeyli'nin sorunu bence buradaki topluma da sor. Bence en büyük sorunu imar sorunudur. İmar. Tamam. Bak, hakkımız hiç kimse... İmar. Evet. Yok, imanı Allah'a şükür herkesin vardır da. Bak, imar sorunu burada bence imar sorunu bence bir sorun. 21 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimde. Evet, ve burada da %60'a yakın oy alıyor. Niye çözemedi? Çözemiyor. Çünkü biz de hakkımızı alamıyoruz. Bak, Beykoz çözüyor. Ondan sonra Ümraniye çözüyor. Sultanbeyli niye çözemiyor? Niye? İşte bunu baştakilere de sormak lazım. Aynen. Hakkımızı alalım. Oyun verirken hakkınıza sorun. Doğrudur. Doğrudur. Teşekkür ederim. Seviyorum. Eyvallah. Sen de dizin, gel. Kurum yakışıklı abi. Diğerleri gibi değil. Memleket Trabzon mu? Ben Trabzon'un Afkazası'ndanım ama Fatihliyim ben. 1966'dan beri. Fatih'te mi oturuyorsun? Yok. Buraya geldin. Buradayım. Şu anda şimdi buradayım. Buranın seçmeni misin? Evet, buranın seçmeni. Peki. Başkanın herkes muhalefet toplanması lazım. Son akıl zamanı yaşıyoruz. Dünya devletliği değil ki, Tayyipsiz bir devlet istiyoruz, ülke istiyoruz. Demek ki bize dünya devletleri liderimizi tanıdı. Uyanın be vatandaşlarım ya. Siz Murat Kurum'a mı vereceksiniz? Murat Kurum ne olur tabii ki ya. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor efendim? Bütün yabancı binalarımızı yaptıran Allah-u Teala'dır. En güzel bunları kullanıyor Allah-u Teala. Öbürleri Allah'a kul olmamışlar yani. Yani her kelime şahı Müslüman getirir malum. 50 bin kişi öldü. Onun hakkını kim soracak depremde? Tayyip Mayim yoktu şekerim, onu kes. Murat Kurum diyor, imar diyor. Allah ki tekrar Tayyip'i getirdi. Kim öldürdü? Kim sorumludur? Abi imam... Sorumlu ben miyim? İmamoğlu Murat Kurum. Yerliydir. Kim öldürdü? Yerliydir. Ağzına bırakacağım. Biraz 5 metre kanın havaya atar. Yapma ya. Hacı abi, İmamoğlu mu? Başkasına benzetirme. İmamoğlu Kurum mu? Bu beden, bu beden, beden. Kendisizlik yapma, elini kaldırma. Ülkede, dünyadır. Yemin ederim seni var ya. Keserim ha. Benim başkasına benzetme. Efendim bana konuşuyor. İmamoğlu mu Kurum mu? Sen bana ya, gelsin kendini ya. İmam bana ne? Ali Veli de benim sorumlu değil o. DEM Parti'ye veriyorum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. DEM Parti'ye veriyorum. Yalnız sorun bak, 50 senedir ben İstanbul'dayım. Bak 50 senedir aynı yol, aynı çöplük, aynı şey. Adam kaldırma yapıyor. Daha bitirip bitirmeden. Şimdi haklısınız. Konumuz o değil. İmamoğlu mu Kurum? Şimdi İstanbul bu yolları artık kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Günde yüzlerce trafik. Ama bizim sorumuz oluyor. O değil. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Valla ben şu anda DEM Parti'ye ama veriyorum. Ama DEM yok şıklarda. İmamoğlu Kurum. Ben de oyumu kullanmıyorum o zaman. Efendim biraz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Neden Murat Kurum? İmamoğlu 5 senedir Sultanbeyli şey İstanbul'da bir şey yapmadı. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Hizmet ya. DEM Parti. DEM. Peki DEM yok, İmamoğlu ve Kurum var. Ben İmamoğlu'ya vereceğim. İmamoğlu'na teşekkür ederim. İBB'de Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum abi. Murat Kurum. Murat Kurum. Ne için Murat Kurum? Ne için? 5 senedir hiçbir şey görmediğimiz için Murat Kurum. Biz sadece hizmet bekliyorduk. Hizmet göremediğimiz için Murat Kurum diyoruz. Mesela hizmet beklemedik ne abi. Ne bekledin, ne geldi? Yüzüdağında beklemedik hizmet. İstanbul'da bekledik, bu kadar konuşuyor. Murat Kurum'a mı? Kurum'a. Neden efendim? Ekrem İmamoğlu'na hiçbir şey göremedik. Peki Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Her şey gelir. Hizmet. Olan Murat Kurum'a mı? İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? İyi adam. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya her şey yapıyor adam, iş yapıyorsan her şey yapıyor. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. O adam yapar yani, her şeyi yapar. Rafa Vatisi'ne şey. Yine Rafa. Evet, Rafa Vatisi'ne. En güzel bir de şey, Musi Yazıcı'nın partisi var. Musi'nin partisi var, o iyi. Bu adam bize emekli zam vermedi bize. Neden İmamoğlu? İmamoğlu bütün çocukları, annesi... Dur. Ne yaptı İmamoğlu? Bak, topal ördek ne yapacak? Topal ördek ne dedi? Dedi ne dedi? Dedi topal ördek bir şey yapamaz. Baskı verdi. Yap, öyle ya, hareket yapma. Ya hareketi yapma. İmamoğlu deyince aklına ne koşar? Ama ben de sana böyle yaparsam ne olacak? Şimdi ben İmamoğlu diyorum. Çocuklara süt dağıttı, dedi ki kimin parası kime dağıtıracaksın, kimin parası kime vereceksin. İmamoğlu her şeyi de yapabilirdi ama baskı altında hiçbir şey yapamadı. Gene İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor?
her şey de gelebilir. Bütün topluma, bütün saygı sevgiyle, çoğulu çocuğuna, adaletine, her şeyine güveniriz. Oğlumu kurumu? Kurumdan başka düşünülebilir mi kardeşim? Neden kurum? Bu zamana kadar ne hizmet yapmışlar söyler misiniz? Yeter mi İmamoğlu? Evet. Dedi ki iki tane kent ormanı açtım. Maşallah. 10 tane meydan yaptım. İki tane kent ormanı açtı. 20 tane ormanı yok etti. Biliyor musunuz? Hangisini? Nerelerde neler hangisini yıkıldı? Hepsine göz yumdular ya. Hangisini? Ya söylemeye gerek yok. Siz biliyorsunuz da. Ben bilmiyorum. Biliyorsunuz. Mal gibi biliyorsunuz ve açıklamıyorsunuz. Efendim ormanlar şimdi zaten hükümet, ormanlar hükümete bağlı. Belediye bir şey yapamaz. Ne? Çelişki var. Ormanlar Orman Bakanlığı'na bağlı. Orman ama yaptı diye ben de dedim ki yapmadı. Şehir içinde kalan Yakuplu ve Kemerburgaz'ı büyükşehirin sınırını yaptı. Yapmadı kardeşim, yapmadı. Hiçbir hizmet gelmedi. Tamam. Bundan sonra da getiremez eğer şayet seçilirse. Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum'a. Ben kuruma veriyorum abi. Neden Sayın Kurum? Çünkü benim kafam çalışmıyor. Bu kadar. Abi gel. İBB'de oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na Murat Kurum'a. Geçen sefer İmamoğlu'na verdik ama bu sefer Murat Kurum'a vereceğiz. Neden Murat Kurum efendim? Belediyecilik AK Parti'nin işi. Tamam yani. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Murat Kurum'u pek o kadar yani tanımıyorum yani şey yapmıyorum ama. Yani belediyecilikte AK Parti daha iyi. İmam Kurum'un şey abi veriyorum ben. Kime? İmamoğlu'na? Yok. Murat Kurum'a. He. Tamam. Murat Kurum deyince aklınıza ne geliyor? Hizmet. Hizmet geliyor. Söyle, o seçmen değilsin. Ne söyleyeceksin? Söyle. Abi seçmen? En iyisi Murat Kurum valla. Sen seçmen değilsin ki. Sen başka bir şey yok. Okul kantini arttı mı? Düştü mü fiyattan? Boş ver ha. Niye boş vereyim? Ekonomi nasıl? Sen seçmen değilsin. Güzel. Abi. Kantin pahalı mı ucuz mu? Onu söyle. Abi pahalı. Pahalı. Bir simit olmuş 12 lira. Tamam. Ne yapacağız? Al, partiye devam. Kurum Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum'a. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Abi seviyorum. O adam çalışır yani. Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Ya çalışma ve hizmet geliyor. Çalışma. Bir 5 sene de o çalsın, 5 sene de o yesin. Eyvallah. Ben seni de biliyorum. Cebimdeki telefonumla her şeyi araştırıyorum. Bunun için benim 60 yaşında olmam gerekmiyor, 70 yaşında olmam gerekmiyor. Bugün bana geçmişten bahsedip de benim çocuğumun geçmiş... Ben Osmanlı'da değilim. Ben Osmanlı'da değilim. Ben şu an Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkedeyim. Anlatabildim mi? Ben Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Benim gözümde hiçbiri. Benim çocuğum bugün eğer 15 milyar kiralık bir ailede oturuyorsa benim için hiçbiri. Hiçbiri abi. Peki ne olacak sonuçta? Cumhuriyete oy lazım. Cumhuriyete oy lazım. Bak, cumhuriyete o lazımsa o zaman ülkemizdeki doktorlarımıza, memurlarımıza, emeklilerimize, yaşlılarımıza, gençlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza ülkece bizim başımızdakilerin sahip çıkması gerekiyor. Bu bir. Benim eşim niye şu an yurt dışında? Niye benim eşim beni bırakıp da yurt dışına gidip de burada ekonomi çok çalışmak için gidiyor? Ben niye burada? Bak şöyle. Onu yurt dışına. Ben niye burada? Ben bu doları bozup da biri 30 yanıp yapıp ekonomi çok güzel diye geçineyim. Ben niye? Ben iki ay. Niye acaba? Niye acaba? Niye acaba? Benim 20 yıl. İstanbul'un nüfusu. Bak amcacığım. Bak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bak. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan cami yaptı, çok iyi yaptı. Şu an cemaat yok. Bak camide cemaat namaz kılacak kimse yok. Millet diyor ya cami yaptı. Cami yaptı, namaz kılacak cemaat yok. Ya bir dinle. Hacı sırtını kameraya mı çekeceğim? Bak. Şimdi şuradan git o kadar eğlence yerlerine, o kadar piknik yerlerine git. Burası sosyal bir ülke. Bakan. Burayı. Ya Afganistanlı, ya Pakistanlı, ya Tacikistanlı. Neden? Bütün orada. Niye buraya geliyor? Niye geliyor? Demek ki burası. Canımsın hacı amca. Yer, onun için geliyor. Amcacığım. Sen insanın gidip de ya hacı, çalışmıyor. Büyük ki Tayyip Erdoğan getirdi. 30 milyona çalışmıyor adam. Biz de buradan alıyoruz işte, bizim derdimiz tamam bu. Tamam işte, çalışmıyor diyorum. Benim eşim. Çalışsa bir saniye. Var. Amcacığım. Benim eşim orada. Bak benim eşim orada 2000 dolara çalışıyor. Ben burada 75 milyara geçiniyorum. 75 milyon. Değil mi? Oranın parası burada kıymetli çünkü. Buranın parası yok. Yıllarca senin kafana vura. Kimse benim kafama vurmamış amca. Ben şu an senin yaşına hürmet ediyorum. Ben nerede? Ben hastaneye tedavi olamıyorum. Dünyanın her tarafını sömürdü. Oradaki senin sıranda. Bak. Senin zamanında hastane kuyruğu vardı.
vardı değil mi? Bugün alamıyorum ya. Alamıyorum, niye alamayayım ya? Bir tane sigara olmuş 60 liraya. Kendimi tedavi edebilseydim. Ben bugün evimde oturup da nasıl olamıyorduk? Nasıl olamıyorduk? Gecenin 4'ünde 5'inde gidip burada sabaha kadar 200 tane kuyruk olurdu. Bir kargaşa çıkarttı. Ama gecenin 4'ünde 5'inde kalkıp yola düşüp kuyruğa girmek için kalktın sen. Bak. Ama bak, dinlemiyorsun beni. Sen beni dinlemiyorsun. Sen gecenin 3'ünde 4'ünde 5'inde sen gecenin 3'ünde 4'ünde evinde kalkıp sırada tedavi olmak için kuyruğa girerken bugün evinde oturup randevu bulamıyorsun. Ölüme terk edilmişsin amcacığım, ölüme. Olamıyorsun. Gittim doktora. Rica ettim. Sen git evinde otur, çayını iç. Buradaki esnafa laf söylüyorsun ya. Bak ama dönüp diyorsun ki neden kafeteryaya gidip çay içelim? Kafeterya esnaf değil mi? Ben gidip çay içmezsem, sen gidip çay içmezsen, o gidip çay içmez. Nereden kazanacak bu esnaf? Ne? Nasıl bir iş kursun ya? Bugün senin bu. Bugün ben tekstilde çalıştım. Bugün bir tekstilde. Benim beynim 2 aydır Avrupa'da. 2 ay öncesine kadar ben de buranın vatandaşıydım. Hala buranın vatandaşıyım. Benim sorunum ülkemle değil. Benim sorunum başımdaki devletimle, hükümetimle. Ne diyecekmiş ben? Gel kızım, tamam. Zaten ya herkesi şaşırtacak. Metro yapılmadı, nasıl oluyor? Abla kurum tabii ki ya. Ya İmamoğlu'nu gördük, hiçbir şey yapamadı. Mesela ne? Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Bir metro yapılmadı ya. Hayır, Murat Kurum deyince aklına ne geliyor? Araştırdın mı neden yapılmadı? Onun önüne açılan bütün kapılara sen kilit vurursan açılmaz da yapılmaz da. Niye kilit vuruyor? Yapılmaz ablacığım. Yapılmaz. Bugün kendi memleketi. İBB'de İmamoğlu mu kurum? İmamoğlu. Neden? Birincisi hanımefendi kurum dedi ya. İmamoğlu bugüne kadar ne yaptı? Anne kart çıkardı değil mi? Süt dağıttı. İmamoğlu'nu niye sevmiyor? Kent lokantası açtı. Sultanbeyli'de bizzat esnaflar dahi AKP'liler bolca, Murat Kurum'u ve AKP destekçilere yine saygı duyuyoruz ama bizzat gidip orada yemek yiyorlar. Şu an 39-40 lira. Onun dışında niye sevmiyorlar adamı? Kardeşim, vakıflara aktarılan paraları kesti. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ne mi geliyor? Öğrencilere açılan yurtlar geliyor en başta İstanbul'da. İstanbul'da öğrenciler burs bulamıyordu, yurt bulamıyordu. Yurt açtı, burs veriyor şu an. Öğrencilere ulaşım desteği sağladı. Ne diyorlar? Geldi ilk başta 39-40 liraydı bilmem ne şey, abone. Ondan sonra zam geldi. Abi zam gelme enerji hiçbir şey yok. Her şeye zam geldi. Ben de HDP diyorum ona bakarsan. Tamam. Konu AK Parti değil ablacığım. Konu AK Parti değil. Konu hükümet. Konu sen de bu ülkede yağ alıyorsun 180 liraya. Sen de bak AK Partilisin, saygı duyuyorum. Sen de yağ alıyorsun 180 lira. Ben de yağ alıyorum 180 lira. Benim cebime giren para, çıkan para senin cebinden de çıkıyor. Ben şu anda seni savunuyorum aslında. Kendimi savunmuyorum. Sen ne yap biliyor musun? Sen şu gözlüğü, alt gözlüğü niyetine tak. Ne sağını gör, ne solunu gör. Dümdüz yürü. Nerede çarptıysan o zaman uyanırsın. Ben çok da iyi bilmiyorum ama 5 senedir iyi çarptım. Bak dönüp bana diyorsun ki bak, kötü gelmesin. Ben ondan önce 13 yaşındaydım ya. O hükümet buraya gelmeden önce ben 13 yaşındaydım. Ben 13 yaşımı da çok iyi biliyorum abla. Allah hayırlısını nasip etsin. Yani. Sen bana dönüp diyorsun ki metro. Ya sen geçmedin köprünün. Kaç sene oldu ya? Hemen yol paralarına zam veriyor ama. Sen? Hemen yol paralarına zam veriyor. Neden veriyor? Neden veriyor? Düşündün mü? 4 liraydı 45 lira. Neden veriyor? Neden veriyor? O petro, o yol paralarına vermek için bindiğin otobüsler suyla çalışmıyor, sütle çalışmıyor. Neyle çalışıyor? Benzin kaç para? 40. Ha? İklimi çok güzel olan bir ülkeyiz. Bak, ilk böyle deyip de kaçamazsın işte. Bir şey söylüyorsan savunacaksın, arkasında duracaksın. Ama dönüp de herkesin kendi fikri deyip de kenara çekilemiyorsun. Bak ben sana partiyle girmiyorum. Sen AK Parti'yle girdin diye ben sana partiyle girdim. Anladın mı? Hayır, konu o değil. Konu ekonomi, ne olacak, ne yapacağız? Emekliler neden sürünüyor? Emekliler neden çalışıyor? Emekliler neden torun torba sağım? Ya bu amca ya. Sordular, ben bunu dedim zaten. Ya bak Ekrem İmamoğlu dedi. Tamam ama neden işte? Neden seçime değil, ben ekonomi kurmam. Şimdi benim dolar var. Benim? Bak kimse de yok. Demek sen benim. Demek. Ben zenginim demiyorum. Ben zengin olduğum için zaten fakiri savunuyorum. Kocam yurt dışına. Ben geçinmiyorum demiyorum. Ben diyorum ki oranın parası burada değerliyse
Ben diyorum işte kimsenin cebinde TL bile yok. Kimsenin cebinde TL bile yok. Anlatabildim mi? Bak. Abi aşkımız Stambeli'nin metrosu gibi bitmesin. Aşkımız Stambeli'nin metrosu gibi bitmesin. Benim eşim neden aç bırakıp gitsin beni? Yalan söyleme. Efendim? Yalan söyleme. İşte neden olmasın? Bak anlamıyorsun. Neden olmasın? Yalan söyleme. Kim burada gitmiş? Eşim niye yurt dışına? Biz 10 bin lirayla dalga geçiyoruz. Ablacığım sen. Bak diyor ki benim. Sen. Niçin bıraktı gitti? Niçin? Benim bundan önce 2 ay öncesine kadar benim cebimde 10 bin lira vardı ya. 10 bin lira vardı. Ben şu an eşim yurt dışına diye gezinmiyorum. Ekonomi neden böyle diye geziniyorum. Nasıl ne yapalım? Vur ayağını yere. Nasıl yapalım? Sen konuşmayacaksın, ben konuşmayacağım, bu konuşmayacak. Ya bu amca neden torununu sevemiyor? Ha? Neden çalışmak zorunda bırakılıyor? Mesele dolar değil değil. Mesele Türkiye'nin gidişatı. Türkiye'nin, bak Türkiye'nin yeni... Ya işte o aynı şeyi söylüyor. O da onu söylüyor. Bak ama benim ama diyor ki yurt dışında alıyor diyor. Ben neyden bahsediyorum ya? Diyor ki burada yok. Diyor ki burada yok hocam, yurt dışına gitti diyor. Mesele yurt dışına gitti diyor. Gelmiyorsan o zaman orada da kelime oyunu yapma bana. Anlatabildim mi? Cesaretin var. Şimdi 1060 lira para verdim. Ha bak. Ya artık marketlere artık. Bundan 20 sene önce de onu ya alamıyordun. Alamıyordun. Alamıyordun evet. Ha sene kapılarını ölüyordun. İzin alamıyordun. Sen şimdi konuşma. Ben 70'ten beri İstanbul'dayım. Sen neyi konuşuyorsun? Sen gül. Sen hayatta yaşıyorsun da şey. Siz nankör insanlarsınız siz. Gelin. Evet, evet. Bir dakika buraya. Abi İmamoğlu mu kurumu? Abicim İmamoğlu kaybetti. Bir dakika şimdi kaçın. Ne yaptılar? Bu bebede oyun İmamoğlu mu kurumu? Bence kurum. Eyvallah. Vallahi deprem bölgesi ne yaptığını gördük ya. Evet. Dünya. Tamam adam tartışma. Aynen. O amirin böyle kendini dünyaya. Niye durmuyorsun? Niye tartışmayın. Niye tartışıyorsun canım sen buraya soruyorsun. Hacı abi. Hep olsan konuşturacaksın. Hayır hayır benim bir şey yok. Ben niye olsun o zaman? Hacı abi benim bir şey yok. Merhaba. İBB'de Sayın İmamoğlu Sayın Kurumu. Kurum. Peki. İmamoğlu'dan ben hiçbir şey görmedim. Murat Kurum deyince aklına bağırmadan Hacı abi ne aklına geliyor? AK Parti. AK Parti geliyor eyvallah. Evet. AK Parti. Konuşturuz efendim sıkıntı yok merhabalar. İBB'de İmamoğlu mu kurum efendim? Kurum. Neden Sayın Kurum? Şimdi şöyle söyleyeyim ben bu yıl 36 yıl oldu Sultanbeli'ne geleli. %3'e Ali Nabi Koçan o zamanlar şurada muhtardı. Orada ofisi vardı. İkametgah senetlerini falan oradan alırdık. Ben peki, bu caddelerde neden Murat Bey? Liyakatı var adamın. Adamın liyakatı var. Sultanbeyli'ni yapan kim? Amca. AK Parti. Ya şimdi ya hanımefendi ya konuşuyor da AK Parti. Amca. AK Parti. Eyvallah. Refah Partisi'nden ayrılanlar AK Parti'yi kurdular mı? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'yi kurdu mu? Evet. Kurdu. Sultanbeyli'ni Sultanbeyli yapan kim? AK Parti. AK Parti değil mi? Evet. Ben burada çizmeyle dolaşıyordum 36 yıl önce. Bak şimdi neler yaptılar buraya. Şimdi ben 36 yıllık bir burada mesken sahibi bir adamım. Abla bir dakika çok yanlış konuşuyorsun. Çok yanlış konuşuyorsun. Sen Sultan, ablacığım Sultanbeyli'ne geleli kaç yıl oldu? Ne yaptı? Arkadaşlar tamam araba.